Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmain bir cümle ahirete itihar eden müminat hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah azze ve cel halaka fil cenneti rihan. Cennette Allah bir rüzgar yarattı. Rih rüzgar demek. Ruh merhamet demek. Güzellik demek. Bolluk demek. Allah cennette bir rüzgar yarattı. Evet. Bu rih aynı zamanda rih nedir? Kuvvet demektir. Geçen de fırtına oldu. Apartmanları söktü mü? Arabaları devirdi mi? Ağaçları devirdi mi? Seninki yine ucuz. Müminlere acıdı Allah. Amerika'da ne yapıyor? 70 kilometre alıyor apartmanı. 70 kilometre ileri fırlatıveriyor. Hortum diyorsun siz ona. Anadolu'da hamaz derler ona. Alıyor. Rüzgar gücü bu. Ne yapıyor? Yıkıyor. Evet. Şimdi güzel peygamberimiz bu sözleriyle Kur'an'ı birleştiriyoruz. Ne diyor Allah? Ve atiullaha ve rasuluhu. Allah'a ve Resulü Muhammed Mustafa'ya itaat edin. Ve la tenaza'u. Birbirinizle kavga etmeyin, nizalaşmayın. Bölük bölük olmayın, dağılmayın. Yavuz da bizi dağıtmak istiyor bak. Sen şusun, sen busun diye. Halbuki bu milletin bir derdi yoktu ya. Çanakkale'ye omuz omuza geldik hepimiz. Ama aramıza girdiler. Kafirden başka şey beklenmez canım. Onu ayıplamıyorum ben. Kafirin yapacağı bu tabii. Karakteri bu çünkü. Kafir budur. Mümine düşmandır. Kötülük eder. Mümin niye aldanıyor kafirin oyunlarına geliyor? Esas derdimiz o. Kafirin yapacağı bu. Kafirde merhamet beklenir mi ya? Buna inanılır mı kafire? Ama biz onlara kulağı açmışız. Memleketimizi kaç bölüye ayırmışlar. Orada omuz omuza kurtardığımız vatandaşın birbirimizi yiyoruz. Canlar alınıyor. Mallar, mülkler yakılıyor. Aman ya Rabbi. Dağılmayın diyor peygamberimiz. Müminsin siz yahu. İnnemel müminin ihva. Müminler kardeştir. Bildiğinizi bozmayın. Ve tenaze'u. Evet. Dağılmayın. Ne olur yüz ve la tenazuh fetefşelü ve tezheberi hüküm. Eğer kavga ederseniz, birbirinize girerseniz dağılırsınız, paramparça olursunuz. Evet, ne güzel. Bak, ben böyle vursam adama, evet biraz acıtır ama şöyle yapardı vurursam gözünü çıkarırım, burnunu kırarım. Birleşince değil mi? Birleşince güç artar. Böyle vursam bu kadar tesir olmaz. Birleşince siz diyor dağılırsanız ve tezheberi hukum. Orada rih gücümüz gider. Balon gibi sönersiniz. Evet. Şimdi kanunun devrine bakıyoruz. Tabii Fatih devrinde de böyle. Müminler şuncu buncu değil. Kim olsun? Mümin yumruk olmuşlar. Öyle güç vermiş ki Allah onlara izzet vermiş ki otur dediği zaman hemen kafirler oturuyor. Kalk desin kanunu öyle adam. Öyle heybetli neden? O zaman şunculuk bunculuk var mı o zaman? Yok. Yek vücudu olmuşlar. Dünyayı titretmişler. Sonra aramıza bakmışlar ki böyle yenemeyecekler bizi. Aramıza girmişler. Bizi bu Allah'a ve Resulüne itaat edin cümlesini bozmuşlar. Evet. Mesela Zelal'de okudunuz. Jön Türkler var. Avrupa'da tahsil görmüş hepsi. Paris'te, Fransa'da. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında biliyorsunuz. En büyük şey Fransa'ydı. Şimdi Amerika'ya herkes gidiyor da
Orada da bu anam kafir. Sana hayırlı soru sorur mu? Siz Türksünüz. Siz Arapsınız. Siz Rumsunuz. Siz Ermenisiniz. Bunları aşılamış bizim okuyanlarımıza, yazarlarımıza, çizerlerimize. Abdülhamid baştaki şeydir. Akıllı adam. Türküz, Türküz. Tamam, bir şey demedik. Sen şu ana babandansın, sen şu ana babadan. Bunu inkar mümkün mü? İnsan anası babası inkar eder mi arkadaş? Gerçek bu ya. Ama bunu alevlendiriyorlar. Dikkat edin bak, gavurun yaptığına bak. Jön Türkler, bilmem milliyetçilik, Türküz falan. Tamam ya, bir şey demedik. Öyle deyince Abdülhamid de bunlar diyenleri susturuyor. Kimseyi asmamış, sürmüş. Namık Kemal'i Magosa'ya sürmüş. Gittim zindanına. Çok da kızdı bana. Ama sonra bir baktım adam sırılsıklam peygambere aşık ya. Öyle muhteşem güzel yazıları var. Halis mümin adam. Sonra özür diledim kaç kere. Ama oradaki okurken havaya gelmiş genç bu adam. Doldurmuşlar. Abdülhamid'le nasıl resmiş? Biz Türk'üz, neden bunu göstermiyorsun? Türk deyince Abdülhamid düşünce Araplar demiş ki biz Arap'ız o zaman. Sizin yanınızda ne işimiz var? Rumlar demiş ki biz Rum'uz. Sizin yanınızda ne işimiz var? Halbuki Osmanlı Devleti kocaman bir imparatorluk. Kürt'ü var, Türk'ü var, Rum'u var, Ermenisi var, Arap'ı var, İranlısı var. Böyle deyince madem siz öyle diyorsunuz, biz de şu yüzde paramparça oluvermiş bir anda devlet. Gavurun sonucunu gördün mü bak? Senin insan anası babasını sever. Mensip olduğu milleti sever. Bu Allah'ın yarattığı şey. Ama sen bunu böyle ortaya çıkardın da ötekilere tafra atmaya başladın mı? Paramparça olmuş bir anda Osmanlı Devleti. Yok olmuş, yıkılmış. Kafirin marifetini gördün mü? Sen de iyi yaptım zannediyorsun. Evet, şimdi biz hadisi anlayasınız diye bunları getiriyoruz. Böyle parçalanınca güç kuvvet kalmamış. Bunlarla var işte Mısır, Mehmet Ali Paşa'yı kazdırmış İngilizler. Paşa ya, devletin paşası, oranın idarecisi ayrılmış gitmiş. Devlet onunla uğraşamamış. Şurası kopmuş. Neden? Parçalanınca gücün kalmaz. Vetezheberi hüküm. Gavur hedefine ulaşmış. Paramparça etmiş İslam alemini. Osmanlı Devleti, o muhteşem imparatorluk bir anda darmadağın olmuş. Müminler diyor, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinize kavga etmeyin. Nizalaşmayın. Dağılırsınız, dağılınca da kuvvetiniz kalmaz. Yumruk laf kemik kırıyor. Açtınız bunu, kıramaz lan bunu. Kıramaz. Ne güzel söylüyor Kur'an-ı Kerim bu. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rihten buraya geldik. Evet, Allah cenneti, rih rüzgar demek, burada Kur'an'da güç demek. Onun için bunlara girdik. Allah cennette bir rüzgar halk eder, yaratır. Budur rihi bi seb'i sinin. Rüzgarın uzaklığı 7 senedir. 7 yıllık yoldur. Bu hadis anlatmaya çalışıyor insanlara. Dunha babun muhlak. Onun, evet, onun yanında bir kapısı vardır. Bir kapısı وَاِنَّمَا يَأْتِيكُمِ الرَّوْحُ مِنْ خُلَلِ ذَٰلْكَ الْبَابِ. Onun bir kapısı vardır. O kubanın aralığından, o cennetteki rüzgardan size gelir. Size gelir. Evet, bu kapının aralığından. Evet. وَلَوْ فَتَحَ ذَٰلِكَ الْبَابِ لَأَزَرَّتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Eğer bu kapıyı ardına kadar cennette yarattığı rüzgarın engel olan kapı, kapalı. Azıcık kenarında gıytarık diyorsun siz ya. Aralanmış kapı. O cennetin rüzgarından size gelir. Üstünüze gelir. Eğer kapıyı ardına kadar Allah açacak olsaydı, evet. Sema, ma beynes semai vel arz.
sema ile arz arasında ne varsa hepsini yok ederdi. Dayanamazlardı. Kalat kökünden kökler atardı o rüzgar. Ve hiye indallahi ezyeb. O Allah kadında onun adı ezyeb'dir. Ve indaküm el cenû. Cennetten gelen o aralıktan gelen rüzgarın adı Allah katında ezyeb'dir. Sizin adınız da güney rüzgarıdır o. Güneyden gelir. Siz ona lodos mu diyorsunuz? Yağmur getiriyor değil mi genelde? Öyle diyelim. Arabistan güneyinde de deniz var. Oradan esti mi yağmur getiriyor. O sayede yeşeriyor ortalık. Öyle diyor. Oradan gelir o diyor. Tabii bunlar hadis-i şeriftir. Oradaki insanlara Allah'ın lütuflarını anlatma sadedinde söylenmiş hadis-i şeriflerdir. Ebu Zer Hazretlerinden nakledilmiş. Tabii şimdi Efendimiz insanlara Allah'ın lütuflarını anlatıyor. Şükürler çoğalsın, birleşsinler diye. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Mesela A'raf suresinde 57. ayet. وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةِ. Siz yağmura ne diyorsunuz? Rahmet. Neden yağmura rahmet demiş bizim milletimiz? Evet. Çünkü her yağmur damlasıyla yeryüzüne bir melek iner. Melek inen yere Allah'ın rahmeti, bereketi gelir. Yağmur da berekettir. Bereket olduğu için rahmet denmiş. Yağmur demezler ama da rahmet yağdı, rahmet kesildi. Öyle derler. Buradan şimdi Allah Celle Celaluhu yağmur evvelinde Allah size rüzgar gönderir. Esiyor lodos, arkasından şakır şakır yağmur yağıyor. Yağmur evine rüzgar gönderir. Rih. Yani rih, cennet. Bu cennetten gelen bir şeydir diyor. O güzel cennet çok güzel ya. Çabuk yapsa kaldıramazsınız. O aralıktan gelen şeyle işte oh ne güzel sularınız oluyor. Gölleriniz doluyor. Bitkiler oluyor. Ekinleriniz oluyor. O aralıktan gelenden cennete girmeyi Allah bütün müminler nasip etsin. O rüzgarın kaynağına gitmeyi nasip etsin. Evet. Lih. Böyle. Evet. İnna Allah azze ve celle halaka dünya munzu halaka felem yanzur ileyha ba'du. Allah dünyayı yarattı. Daha yarattıktan sonra bir daha da dönüp bakmadı. Dönüp bakmadı. Bu hadisi okuyun müşahede ederseniz. Evet. İlla mekanel müteabbidine minha. Dünyaya niye bakmıyor? Rahmet nazarıyla bakmıyor. Sevgi nazarıyla bakmıyor. Yaratanıdır. Ama dünya adam şimdi yüksek mevkiler gelince komşun beraber okumuşun en yüksek tepeye gitmiş. Genelde söylüyorum. Her insan böyledir demiyorum. Yanına bile seni varamıyorsun ya. Dilekçe veriyorsun. Büyüdü çünkü. Burnu burnu büyüdü. Bu dünyadır. Makam. Adamın parası marası yokken muazzam bir servet elde ediyor. Yürüyüşü değişiyor. Konuşması değişiyor. Ne oldu ya bu adam? Dünyalık insanı böyle yapar. Arkadaşını unutturur. Kibre, gurura sürükler. Allah'ını unutturur. Camiye gitmez Elif. İbadeti unutur. Servet genelde ama illa kötüdür demiyorum bak. Genelde insanlar bunlara dünyalıktır işte. Zenginlik, makam, şu bu. Dünyalık insanı azdırır. Onun için Allah kendinden uzaklaştıran dünyaya sevgi nazarıyla bakar mı? O zaman hocam Allah yarattı. Sevgi nazarıyla bakmaz. Zenginlere ne diyoruz? Hazreti Osman zenginmiş. İmam Azam Ebu Hanife zenginmiş. Abdurrahman-ı Nuhaf zenginmiş. Ama onlar zenginliğini azgınlıkta kullanmamışlar. Hep de insanlara hizmette kullanmışlar. Şu adam elde ettiği makamı, zenginliği dünyanın hayran kaldığı muhteşem eseri dikmekte kullanmış. Bu dünyalık değil. Bu ahiret. Ahirete basamak yapmış adam.
Ama insanın hepsi böyle mi canım? Böyle şeylere ulaştıkları zaman hemen aşağıdakileri bırak bu. Adam anası babası Van'dan gelmiş mesela, misal veriyorum. İstanbul'a gelmiş, öyle tanıyorum. Hamal gelmiş, şimdi fabrikası var. Ay bırak ya. Yatması kalkmasını bilmezler. Doğduğu köyün insanları böyle hor görüyor. Sen oradan doğdun ya. Bu zenginlik insanı böyle azdırıyor, değiştiriyor ya. Onun için Allah dünyayı sevmez. Dünyayı ahirete basamak yaptı, o dünya değil. Allah'tan alıkoyan şey dünya, makam, zenginlik. Seni Allah'tan alıkoyuyorsa dünya olur, öteki ahiret olur. İşte böyle güzel şeyler yaparsam o ahiret olur, dünya olmaz. Onun için Allah bu kendisine uzaktan dünyaya rahmet nazarıyla bakmaz, sevgi nazarıyla bakmaz. Hiç bakmaz mı? Bakar. İlla yevme illa mekâne müteabbidine minha. Evet. Camilere müminler toplanmış. Yalnız Süleyman'da konuşulmuyor, hadis okunmuyor ya. Elhamdülillah memleketimizin her tarafında hocalar hadis okuyor, tefsir yapıyor, fıkıh okuyor, vaaz ediyor. Siz de gidiyorsunuz, dinimi öğreneyim, Allah'ın emirlerini öğreneyim, peygamberin sünnetini öğreneyim diye gidiyorsunuz, toplanıyorsunuz. Saf bağlıyorsun şimdi, baktım ne güzel bu koca camide. 3-4 saf oldu böyle. Evet, müteabbidine fîhâ. Dünyada işte böyle herkesin azdıran dünya, bazı müminleri azdıramamış. Toplanmışlar, ibadet ediyorlar. Şu ibadettir, hadis dinliyorsunuz. Camiye toplanıyorsunuz, vaaz ibadettir. Namaz kılıyorsunuz, ibadettir. Mukabele dinliyorsunuz, ibadettir. Toplanıyorsunuz, onların olduğu yere bakar dünyada. Böyle ibadet edilen yerlere bakar. Rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla. Ve leyse bi nazirin ileyha ila yevmin yunfahu fis-sur. Dünyaya kendinden uzaklaştıran dediğimiz o kısımlara sur üflenene kadar da bakmaz. Sadece ibadet edilen ilim meclislerine, din, diyanet öğrenilen hayır meclislerine bakar. Kıyamete kadar öbür tarafa bakmaz. Ve yezen fi helakiha maktan biha ve lem yusirha alal ahira. Evet. Ta izin verince kadar dünyanın yıkılmasına. Sur, İsrafil Aleyhisselam'ın görevi sur üfleyecek. Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuyoruz. O sur üflenince bütün kainat yıkılacak. Her şey ölecek. Allah'tan gayri. Bir sur daha üflenecek. İnsanlar, hayvanlar dirilecek. Hesaplaşılacak. Mahşerde işte. İşte o ona izin verene kadar dünyaya sevgi, rahmet nazarıyla bakmaz. Sadece ilim, hayır, ibadet meclislerine bakar. Hadis-i şerif öyle. Evet. Öyleyse sen de ahireti düşün, dünyayı ahirete basamak yap. Gayretin bunun için olsun, toplantın bunun için olsun. Allah da rahmet bereket nazarıyla baksın. İbadet edenlerin camiye toplandığını görünce rahmet nazarıyla bakar, ne olur? Evet, şimdi bu hadisi öbürlerle buluşturacağız. İçimizde Allah küfreden bir sürü adam var. Adam kötülüğü yapıyor. Ulan Allah'tan kork. Yapma bunu. Ne Allah lan de. Çarpacaksa beni çarpsın diyor. Veli yok mu adam? Dolu. İçiyor, nara atıyor. Allah'a karşı küfür ediyor. Ya hocam bunlara bir şey olmuyor. Sen onların sonuna bak. Peygamberimiz olmasaydı defterini çoktan dürerdi. Sen Habibim dünyaya şeref verdikten sonra ahirete erteledim diyor. Dünyada cezalarını vermeyeceğim. Toptan ceza vermeyecek. Gene veriyor da şimdi tam böyle gazaba gelmiş. Hadislere göre konuşuyoruz. Gazaba gelmiş bu adamların bu hareketlerinden. Bütün kudret Allah'ın elindeyken adam böyle küfrediyor. Kendisini beş para etmeyecek. Hiç gücü yok, gücü yok. Böyle konuşuyor. Bir tarafı hasta olduğumu kurtarın beni diye bağırıyor. Demin nasıl bağırıyordun ya? Hava atıyordun.
işte böyle kızıyor Allah. Siz burada 3 saf oldunuz, 4 saf oldunuz, namaza durdunuz. Sizi görünce yani camilerde her an namaz kılınıyor değil mi efendim? Dünya yuvarlak, müminler toplanıp saf halinde Allah'ın huzurunda namaz kılınca ibadet edenlere bakar dedi ya Peygamberimiz. Batıracakken, bela verecekken bunların hatırına erteledim diyor. Evet. Öyleyse batmamak için camilere koşacağız. İlim meclislerine koşacağız. Allah'ın rahmet, bereket nazarıyla baktığı güzel meclislere koşacağız. Allah hoşlansın da dünyayı tepemizde yıkmasın, bela vermesin diye. Efendimiz bu hadisi onun için bize duyurmuş. Evet, Ebu Hureyre'den nakletmiş.